dışarıdan, hatta biraz da bizim yakınımızdan, Balkanlardan bir haber paylaşacağız. Orada sıkıntılı günler yaşanıyor ve önümüzdeki günler acaba hangi gelişmelere gebe? Kosova diyeceğiz. Kosova'da gerilim tırmandı, Sırbistan'da ordu alarma geçti. Balkanlar'da yeni savaş endişesi gözleri bölgeye çevirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Avrupa'da yeni bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başladı. Tansiyonun aylardır adım adım yükseldiği Sırbistan ve Kosova çatışmanın eşiğine geldi. İki ülke arasındaki tansiyon, Kosova yönetiminin Sırbistan plakalı aracı bulunan Kosovalı Sırplara Kosova plakası zorunluluğu getirmek istemesiyle yükseldi. Eski bir Sırp polisin gözaltına alınması gerilimi daha da tırmandırdı. Kosovalı Sırplar yolları kurdukları barikatlarla kapattı. Bölgede silahlı saldırılar düzenlenirken NATO harekete geçti. Kosova'daki barış gücü askeri varlığını arttırdı. Dünyanın gözünü Kosova-Sırbistan sınırına çeviren haberse Belgrad'dan geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić orduya emir verdi. En yüksek savaş hazırlığında olmalarını istedi. Bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti. Vučić bununla kalmadı. Özel kuvvetler sayısının da 1500'den 5000'e çıkarılması talimatını verdi. Sırp liderinin emirleri öncesi Genelkurmay Başkanı sınır bölgesine gitti. Bölgedeki durumu karmaşık olarak niteledi. Kosovalı Sırplar da bölgede kurdukları barikatlara yenilerini ekledi. Gerilim sürerken bölgede gazetecilerin otomobili maskeli bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İki gazeteci aracın kırılan camları nedeniyle yaralandı.